Amerika'nın Sesini Washington stüdyolarından merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyadan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Amerika'da gündemde öne çıkan başlıklardan biri Barack Obama'nın, eski başkan Barack Obama'nın Amerika'ya alınacağını açıkladığı 110 bin mültecinin akıbetinin başkan Trump'la birlikte ne olacağı. Seçim kampanyası boyunca mülteci karşıtı açıklamalar yapan başkan Trump, mültecilerin hem sayısını azaltmayı hem de girişlerini zorlaştırmayı planlıyor. Trump'ın mülteci planı ile ilgili son bilgilerle Dilge Timuçin karşımızda. Dilge, önümüzdeki günlerde yeni mülteci planı açıklaması beklenen Trump'ın ne gibi değişiklikler yapması bekleniyor? Mehtap, önce şunu söyleyelim. Burada bütçe yılı cumartesi günü sona eriyor. Yani yeni bütçe yılı başlayacak. Dediğin gibi başkan, eski başkan Barack Obama Amerika'ya girecek mülteci sayısının 110 bin civarında olmasını planlıyordu. Geçen bu bütçe yılında gerçekleşen rakam 54 bin civarında gerçekleştirdi. Ve Beyaz Saray bu sene yeni bütçe yılında Amerika'ya alınacak yeni mülteci sayısının çarpıcı bir şekilde düşük olacağının açıklamasını yapmış gözüküyor. 45 bine inmesi planlıyor Amerika'ya kabul edilecek mülteci sayısının. Beyaz Saray tarafından Kongre'ye sunulan raporda Amerika'nın gelecek yıl boyunca alacağı mülteci sayısının 45 bini geçmeyeceğinin planlandığı belirtildi ki bu sayı 1980'den bu yana, yani 35 yıldan fazladır, en düşük rakam olarak gözüküyor. Dediğimiz gibi eski başkan Barack Obama 110 bin olarak planlarken yeni başkan Donald Trump yönetiminde bu sayı yarısından da aza düşecek gibi gözüküyor. Trump'ın yeni mülteci planını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Dediğimiz gibi bütçe yılı sona eriyor ve yeni açıklamanın da çok kısa bir zamanda gelmesini bekliyoruz. Ve Beyaz Saray'ca hedeflenen rakam 2017 mali yılında kabul edilen mültecilerin sayısının 54 binken 9 bin düşmesini öngörüyor diyelim. Göçmenlik uzmanları tabii bu rakamın 12 ay boyunca kabul edilecek mülteci sayısında üst sınır olduğuna dikkat çekiyorlar Mehtap. Yani bu rakam daha da 45 binin de altında olabilir gibi gözüküyor. Yeni bütçe yılı 30 Eylül 2018'de sona erecek ve bu tarihe kadar bu rakam çok daha düşük olarak gerçekleşebilir. Şunu da söyleyelim, Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği belgeye göre toplam sayının %42'sine tekabül eden 19 bin mülteci Afrika'dan alınacak. Orta Doğu ve Güney Asya için 17 bin mülteci planlanıyor. Yani rakamın %39'u, Doğu Asya için 5 bin, Avrupa için 2 bin, Güney Amerika ve Karayipler için de 1500 kişilik kontenjan ayrıldığı bilgisi var. Bu oranlar geçmiş seneki oranlarla genelde aynı şekilde gözüküyor. Ama tabii ki bu mülteci sayılarına özellikle insan hakları örgütlerinden de tepkiler olduğunu söyleyelim. Özellikle Suriye, Myanmar ve Güney Sudan gibi mülteci krizinin daha da arttığı yerlerde ve daha da arttığı bir dönemde böyle bir azaltılmanın Amerikan değerleriyle bağdaşmadığını söylüyorlar ve masum insanların kaçmasına neden olurken bu çeşit çatışmalar, Amerika'nın buna yanıtı en düşük sayıda mülteci kabul etmekle olamaz diyorlar. Ancak Trump yönetiminin buna cevabı da birçok konuda cevabıyla aynı: ulusal güvenlik ve Amerika'nın mültecilerini, geçmişlerini araştırma isteği olarak açıklanıyor Mehtap. Donald Trump'tan önümüzdeki birkaç gün içinde konuyla ilgili açıklamayı bekliyoruz. Dilge Timuçin, Başkan Donald Trump'ın mültecilere yönelik yeni planın ayrıntılarını aktardı. Teşekkürler Dilge. Ve mültecilerden kaçak göçmenler konusuna geçiyoruz. Texas eyaletinin El Paso kentine uzanıyoruz. Zira Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örmeyi vaat ettiği bölgelerden biri de orası. Peki seçmenlerine verdiği taahhütü yerine getirmeye çalışan Trump, duvar örecek bütçeyi Kongre'den geçirebilecek mi? Bunu başarırsa iki ülke ilişkilerinin akıbeti ne olacak? Mehmet Sümer orada şimdi El Paso, Texas'ta. Amerika'ya gelmeye çalışanlar Amerika sınırını en fazla bu bölgeden geçmeye çalışıyor. Mehtap, açıkçası burası o kadar bütünleşik bir yer ki arkama baktığımızda
Amerika nerede bitiyor, Meksika nerede başlıyor bunu kesmek bile çok güç. İç içe girmiş durumda, toplumlar da iç içe girmiş durumda. Burada sokakta İngilizce konuşan insan bulmakta zorlanıyoruz. İspanyolca konuşuyor herkes. Buranın daha önceki yayınlarda da söylemiştik ismi dahi El Paso. Ama duvar konusu, araya bir büyük duvar, hemen 9 metre yüksekliğinde büyük bir duvar örülmesi. Öyle bir duvar örülürse o zaman buradan bakıldığında da o duvar görülebilecek. Yani 9 metre çok ciddi bir yükseklik çünkü. Bu duvarın örülmesi konusunda Başkan Donald Trump yönetimi gerçekten çok ısrarlı. Her gün yeni bir şey yaşanıyor. Dün itibariyle Ulusal Güvenlik Komitesi, Temsilciler Meclisi'nin Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Mike McCaul, Temsilciler Meclisi'ne 10 milyar dolarlık bir ek bütçe tasarısı sundu. Bu bütçe tasarısı hem duvar inşaatına başlanması ile ilgili hazırlık maliyetlerini içeriyor, hem de 10 bin yeni gümrük koruma, yani sınır koruma devriyesinin işe alınmasını öngörüyor. Temsilciler Meclisi'nden geçme ihtimali var, onu söyleyelim. Konuşulan bu yönde. Bu arada Mike McCaul, Texas'lı Temsilciler Meclisi üyesi. Yani bu bölgeyi temsil eden Temsilciler Meclisi üyesi. O aynı zamanda Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun başkanlığını yapıyor ve tasarıyı sunan o. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilebilir ama Senato'dan geçmesi çok zor görünüyor. Bu 10 milyar dolarlık bütçe talebinin, ek bütçe talebinin, duvar inşası ile ilgili ek bütçe talebinin. Çünkü bu konudaki tartışmalar hala devam ediyor ve yorumlarda hep söylediğimiz gibi gelip DACA konusuna, yani o Dreamers, hayalperestler olarak bilinen çocuk yaşta Amerika'ya aileleriyle birlikte, işte buradaki sınırdan geçen aileleriyle birlikte gelmiş olan insanların sınır dışı edilip edilmeyecekleri konusunda kilitleniyor. Bu arada şöyle bir izlenim de aktarmak istiyorum ben. Burada insanlarla konuştuğumuz zaman sınırdan aslında bir taraftan da o kadar rahat gelip geçildiğini söylüyorlar ki, yani yıllardır, hatta şöyle örneklerle karşılaştık. Yaklaşık 10 sene, 15 sene boyunca her gün nehirden yüzerek ya da suların çekildiği dönemde yürüyerek karşıdan karşıya geçen insanlar var. Onlarla konuştuk. Yani burada çalışıyorlar El Paso'da ama orada yaşıyorlar. Resmi hiçbir kayıt belgeleri, kayıtlı değiller. Hiçbir şekilde resmi belgeleri yok. Ama 10 sene, 15 sene boyunca sınırdan her gün hem de yürüyerek geçme şansı bulmuşlar. Her ne kadar dikenli teller olsa da, şu anda yaklaşık 3 metreye yakın yüksekliğinde teller olsa da sınırın, Amerika-Meksika sınırının büyük bir kesimini Rio Grande Nehri, yani büyük nehir olarak isimlendirilen nehir oluşturduğu için, ki 1/3'lük bir kesimini oluşturuyor bu 3100 kilometrelik sınırın. Dolayısıyla özellikle o nehirden geçişler hala daha devam ediyor. Sınıra duvar örülse bile nehirden geçişler muhtemelen devam edecek. Zaten insanlar da hep şunu söylüyorlar: ne kadar yüksek bir duvar örülürse örülsün, herkes hem bu taraftan o tarafa, yani Meksika'ya, hem de Meksika'dan bu tarafa bir şekilde geçmenin yolunu bulacaklardır. Yani duvar örmek burada insanları durdurmayacak deniyor. Ama bir başka önemli nokta var. Burada konuştuğumuz uzmanlar çok farklı bir noktaya dikkat çekiyorlar. Sınıra bu yükseklikte örülecek olan bir duvarın doğal hayata ciddi anlamda zarar vereceğini söylüyorlar. Çünkü iki ülke arasındaki sınırda gelip geçiş yapan, hangi ülkede olduğunu bilmeyen kurtlar, jaguarlar, yılanlar gibi birçok hayvan var. Doğal dengenin duvar tarafından çok ciddi anlamda bozulacağını söylüyorlar. Böylesi bir duvarın örülmesinin hayvanların, yani bizonların, jaguarların, yılanların, kurtların geçişlerine engel olacağını, bu da bu hayvanların popülasyonunu olumsuz yönde etkileyeceğini ve doğanın dengesinin dahi bozulmasına neden olacağını söylüyorlar. Dolayısıyla burada sokakta her anlamda, her yönüyle duvar konusu tartışılmaya devam ediliyor ama Trump yönetiminin de söylediğimiz gibi duvarı inşa edebilmek için girişimleri her gün yeni bir boyut kazanıyor. Evet, Mehmet Sümer El Paso'daydı. Aktardıkları için teşekkür ediyoruz ve Washington'ın bir başka gündemiyle devam ediyoruz. Başkan Donald Trump'ın son haftalarda kamuoyundan aldığı destek oranını yükselttiği gözleniyor. Kamuoyu güven oranı Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde patlak veren ırkçı şiddet eylemleri üzerine Trump'ın yaptığı tartışmalı açıklamalardan sonra %30'ların ortalarına inmişti. Ancak bu oranın yapılan son birkaç ankette %40'a çıktığı görülüyor. Şimdi herkesin aklını aylardır düşük destek oranı alan Trump sadece geçici bir başarı mı elde etti, yoksa gerçekten kalıcı bir başarı çizgisi mi yakaladı sorusu kurcalıyor.
Başkan Trump geçtiğimiz haftanın büyük çoğunluğunu Birleşmiş Milletler'e ilk kez hitap ettiği New York'ta geçirdi. Başkanın konuşması birçoklarına seçim kampanyasını hatırlattı. Başkan olarak her zaman Amerika'ya öncelik vereceğim. Trump'ın aldığı kamuoyu destek oranı Demokrat Partili liderlerle bütçeyle ilgili olarak yaptığı geçici anlaşma ve kasırga felaketlerine verilen hızlı yanıtla birlikte yükseldi. Brookings Enstitüsü'nden Bill Galston'a göre Trump'ın bu partiler üstü yaklaşımı daha ne kadar sürdüreceği belirsiz. Söz konusu Trump olunca artık tahminde bulunmaktan kaçınıyorum. Şimdilik ciddi bir strateji değişikliğine gitmiş gibi görünüyor. Ama bunun sürüp sürmeyeceğini bilmenin imkanı yok. Partiler arası işbirliği Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham gibi liderlerin Obamacare'i son bir kez daha iptal etme girişiminde bulunduğu sağlık reformu meselesine yansımıyor. Güney Carolina'ya gidip kendim bile inanmadığım halde Obamacare'i iptal etmek için elimden geleni yaptım demek istemiyorum. Trump bu çabaları destekliyor. Eğer başarılı olursa bu ülkemiz için harika olacak. Eski başkan Obama dahil demokratlarsa milyonlarca Amerikalının sigortasız kalacağı uyarısında bulunuyor. It is aggravating. And all of this being done without any demonstrable economic or actuarial. Can sıkıcı bir durum. Ekonomi ya da sigorta istatistiklerine, hatta sağduyuya dayanmadan atılan bir adım. Çok sinir bozucu. Tarihçi Alan Lichman'a göre Trump, destekçilerine kampanyası sırasında söz verdiği gibi Obamacare yasasını kaldırabileceğini göstermek istiyor. Yeni ekonomik çarkın dışında bırakılan, gerçekten dar boğazda olan ve zorluk çeken seçmenler, Çinlilere ve Meksikalılara meydan okuyan, aklına geleni söyleyen bu iş adamının kendilerine ekonomik açıdan yardım edeceğini düşünüyor. Trump'ın kamuoyu destek oranında hafif bir yükselme olsa da Gallup anketçisi Frank Newport'a göre bu oran geçmişe kıyasla hala çok düşük. Trump Dwight Eisenhower'a kadar geri gidecek ve tarihe bakacak olursak yeni seçilen tüm başkanlar arasında başkanlığının ilk yılında bu kadar başarısız bir tablo çizen tek başkan. Cumhuriyetçi Parti'nin hazırladığı son sağlık yasasının önümüzdeki günlerde Senato'da oya sunulması bekleniyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika Merkez Bankası yetkilileri şimdilik 2017 yılında 3. kez faiz artışına gitmeyeceklerini açıkladı. Fed'in faiz artışı kararını şimdilik ertelemesi, ancak 4,5 trilyon dolarlık bilançoda azaltmaya gitme kararı vermesi zaten beklenen kararlardı. Şimdi herkesin aklındaki soru, görev süresi bu yıl sonunda dolacak olan Fed Başkanı Janet Yellen'in koltuğunu kimin devralacağı? Amerikan ekonomisi büyük zarara yol açan doğal afetlere rağmen gücünü koruyor. Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen, şirketlerin hala eleman aldığını, tüketimin hala yüksek olduğunu, yatırımların ise artmaya devam ettiğini söyledi. In the third quarter, however, economic growth will be... Harvey, Irma ve Maria kasırgaları nedeniyle 3. çeyrekte ekonomik büyümenin sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Yellen, ekonomik büyümenin sekteye uğramasının uzun sürmeyeceğini söyledi. Merkez Bankası bu nedenle önümüzdeki aydan itibaren faiz oranlarını arttırmak yerine 2008 mali krizinden bu yana biriktirdiği tahvilleri aşamalı olarak satmaya başlayacak. İktisatçı Tara Sinclair bu hamlenin faiz oranlarının artmasına yol açabileceği görüşünde. This is new territory for the Fed. Bu Merkez Bankası için yeni bir açılım. Ekonominin bilançodaki küçülmeye nasıl tepki vereceğini görecekler. Enflasyonun Amerikan ekonomisindeki iyileşmeyle neden aynı oranı yakalayamadığı konusundaki sorular gündemi meşgul ederken, Merkez Bankası'nın bir sonraki başkanının kim olacağı sorusu da kafaları kurcalıyor. Esas soru şu, Trump Janet Yellen'ı yeniden atayacak mı yoksa yeniden aday gösterecek mi? Şu anda bu sorunun yanıtı hayır gibi görünüyor. Peki Janet Yellen olmazsa kim? Akıllara sık sık gelen bir isim Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Gary Cohn. Reuters haber ajansından Tom Burkle'a göre Cohn'u seçmek Trump'ın geçmişteki Merkez Bankası Başkanı atamalarına göre farklı bir yön izleyeceği anlamına gelir. Merkez Bankası'nın başına neredeyse 40 yıldır iktisatçı olmayan bir isim geçmedi. İktisatçı olmayan son Fed Başkanı'nın deneyimleri ise hiç olumlu değildi. Burkle buna rağmen Gary Cohn'un Wall Street'in başarılı bir siması olarak önemli deneyimlerle iş başına gelebileceğini kaydediyor. Ancak kimilerine göre Amerikan ekonomisini çok zor bir dönemde hemen hemen hiç tartışma yaratmadan yöneten Janet Yellen adını da yabana atmamak gerekir.
Trump yönetiminin ne yapacağını önceden kestirmek çok zor ama ben olsam Yellen'a gözüm kapalı oy verirdim. Amerika Merkez Bankası'nın 7 üyeli yönetim kurulunda Janet Yellen'ın 2018 Şubat ayında dolacak görev süresinden önce 4 sandalye boşalabilir. Fed'in ilk kadın başkanı olan 71 yaşındaki Yellen, ikinci kez başkan olarak atanmayı kabul edip etmeyeceği hakkında henüz açıklama yapmadı. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre göçmen çocuklar, özellikle de ailelerinden ayrılmış olanlar, sömürü, taciz ve insan kaçakçılığı riskleriyle karşı karşıya. Akdeniz'e geçen göçmenlere yönelik ayrımcılık oldukça yaygın. Bu durumdan en çok etkilenen de çocuklar oluyor. UNICEF ve Uluslararası Göç Kuruluşu, Afrika'nın güneyindeki çocukların sömürüye daha fazla hedef olduğuna dikkat çekiyor. Irak, Suriye, Afganistan ve diğer savaş mağduru ülkelerden yüzlerce çocuk Batı Avrupa'ya gitmeye çalışırken Balkanlar'da sıkışıp kalıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi ve Çocuk Yardım Fonu, göçmen çocukların gelecekleriyle ilgili olarak verilecek kararı beklerken, sığınmacı çocukların ilkokula gidebilmelerinin önünü açmak için Sırbistan hükümetiyle birlikte çalıştı. Kendimi iyi hissediyorum ve bu okulu seviyorum. Eski okulumdan daha iyi. Sırbistan Çalışma Bakanı Zoran Djordjević, eğitimin tüm çocukların hakkı olduğunu söylüyor. Sırbistan sadece bir geçiş noktası olsa da burada oldukları sürece bu çocuklar için kaliteli eğitim sağlamak istiyoruz. Hovan Ristik Okulu'nun müdürü göçmen çocukların ortama iyi uyum sağladıklarını söylüyor. Bu çocuklar çok kültürlüler ve öğrencilerle çabuk kaynaşıyor, çok çabuk arkadaş ediniyor. Yani sorun yaşamıyoruz. Ancak bazı Sırp aileler bu kadar konuksever değil. Çocuklar hazırlıksız, aileler hazırlıksız, ortam hazır değil. Bunun son derece olumsuz sonuç vereceğini düşünüyorum. Onların mantığı ve bizim düşüncelerimiz hiç örtüşmüyor. Aşılı olup olmadıklarını bilmiyoruz. Sağlık alanında standartları sorgulanan ülkelerden geliyorlar. Bir de uyum sorunu var. Sırpça bilmiyorlar. Farklı bir dinden, farklı geleneklerden ve farklı bir sistemden geliyorlar. Çocukların çoğunun okuldan sonra yanına dönecekleri anne babaları ve akrabaları var. Ancak Birleşmiş Milletler raporu, 300 bin küçük çocuğun zorlu yolculukları sırasında ailelerinden ayrı düştüğünü belirterek bu çocukların sömürüye daha açık oldukları uyarısında bulunuyor. Bu Afrikalı kız çocuğu, İtalya'da insan kaçakçılarının eline düşmüş. Bir kadın ona moda evinde yardım edebileceğimi söyleyerek beni kandırdı. Beni iç çamaşırlarımla sokaklarda yürümeye zorladı. Raporda göçmen çocukların daha iyi korunması, insan kaçakçılığı, sömürü, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele çalışmalarının artırılması çağrısı yapılıyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington. Böylece Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayınını tamamlıyoruz. Haber ve söyleşilerimiz için internet adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın yine bu ekranda Amerika ve Dünya'dan öne çıkan haberlerle karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.